çarklar yıllardır dönüyor. Ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen TÜİK enflasyonu ile halkın, emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşa aktarmak için dönüyor. Alın teriyle, emeğiyle yaşam mücadelesi verenler, yoksullaştırılan milyonlar olarak hepimizi kapsayan bu tablo her geçen gün daha fazla kararmaktadır. Bugün Türkiye'de her 4 kişiden biri işsizken, çalışan her 2 kişiden biri ise açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ayakta kalmaya çalışıyor. 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her 2 kişiden birinin geliri açlık sınırının altında kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca açıklanan Mayıs 2024 verilerine göre bu ülkede 17.144.912 yurttaş yaşamını sosyal yardımlaşmalarla sürdürmeye çalışıyor. Milyonlarca kamu emekçisine yoksulluk sınırının yarısını bulmayan bir maaş deva görünüyor. Kamu emekçilerinin eline geçen maaşın yarısını ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere emekliye yansıtılmayan kalemler oluşturuyor. Milyonlarca kamu emekçisi çalışırken aldığı maaş emekliliğinin en az yarı yarıya düşeceği için emekli olamıyor. İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin yükünü yine bizlere yıkan yeni paketler açmaya devam ediyor. Istakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesinde düzenledikleri kebap partilerinden fotoğraf paylaşanlar, yoksullaştırdıkları milyonlara temel sıkın diyor. Bunca yoksulluğa, sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka iktidarımızda işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik nutukları atmaya devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler artık içi boş müjdeler, bugün kaşıkla verileni yarın kepçeyle alan hileler, sadaka, ulefek değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Yandaş konfederasyonlarla yapılan ve yoksulluğumuzu derinleştiren